girdiğim yer. Senin bir altında şey var ya, ondan terans gibi. Hiç kimsenin bir şeyi yok. Benim hesap sende. Oraya yettim, oraya yettim, oraya yettim. Aman öyle dedim. Geçtiğin dolaydı şu evin birine var. Düştü ne evin var diyorum. Ne gideceksin? Ne zaman mı koçacaksın? Hayrın hasenetini yapaydın ya diyorum anama. Neyse yaparak bundan sonra Allah ömür verirse. Borcunu dedi. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar. Merhaba canlar. Bu bizim Hatice Hanım'ın ilk papası. Çardağ vardı. Belki bilirsiniz arkadaşlar. Bayevim. Arsaydı burası. Bomboş. Hem çardak gibi yapmıştık. Oranın kapısıydı. Daha sonra aşağı bir yere taktık. Oradan da bayağı bir bize şeylik yaptı. Şimdi buraya getirdik. Malzemelerimizi koymak için. Buraya takmıştık arkadaşlar. Kapımızı kim istedi biliyor musun? Kapılarımız takılınca, pencerelerimiz takılınca buna burada ihtiyaç kalmadı. Şimdi arkadaşlar bunu yine de örmeyeceğim. Bunu yine bir yerde kullanacağım. Nerede derseniz dışarı arkadaşlar. Burası biliyorsunuz. Tuvalet. Kırsal kesim. Dışarı bir geçici olarak lavabo yapacağım. Tuvalet var. WC yani. Ona takacağım şimdi. Yine boş durmayacak. Onun için de şimdi bunu sökerim. Sok onu lavabo arkadaşlar, biliyorsunuz burada şöyle söyledim Ali'ye, daha yeri kırılmadı tuvaletimizin, bir de su olmadığı için burada fazla su gider. Bunu dışarı şöyle Ali hemen. Arkadaşlar işin garip tarafı, atacağım sözünü kestim ama ben bunu buraya kilit milit takıyoruz ama bu yine boşta. Burada telleri var. Üstüne. Şöyle telleri kestiğimiz zaman bu iş bitti. Şurada da iki tane çivi var. Emanetler arkadaşlar. Emanet idi. Emanet derken arkadaşlar zaten burada da bir herhangi bir olumsuz durum olmadı. Yok, hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Biz burayı arkadaşlar köpekler olduğu için içeri giriyorlardı. Burada da bizim yiyecek içecek kapkaçlık yani, var. Ondan dolayı biz burayı kilitliyoruz. Şurada şimdi gene yattı köpekler de. Şimdi şu çivileri onu dışarı güzelce dediğim gibi tuvalet olsun Ali. Arkadaşlar dışarı şöyle bir yere yaptıracağım. Kaylan hangi tarafa yaparsa, Ali nereye müsait olursa, şeylerimiz, mermerlerin rengi hoş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Üstten şu şekil kırmalı, görmüş olduğunuz gibi. Tellerini rüzgarda atar deyin. Telleri burada arkadaşlar. Ancak teller gibi ya Ali. Telleri şey yapalım. Gelirken atacağım şey getir. Pidalayacağım mı? Yok. Güzel bir streç taylon getirerek onları streç diye kenara bırak, kozulmasın. Boyası şeyi, her şeyi bittik sonra güzelce. Duracak zaman da takabiliriz. Duracak zaman da. Şimdi gerek yok. Tozlanmasın aynen. Burası toz toprak. Arkadaşlar. Evet, buraydı. Aha. Yukarıyı da sökmüş oldum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Hemen burada elektrik, su olsa bugün hemen eşya yapacak ama arkadaşlar elektrik yok, su yok. Hatice Hanım eşya atamam. Eşya orada Çorum'daki arkadaşlar. Orada bir müddet daha biz bu kışı da orada geçirelim. Çünkü burada ışık yok diyorum ya, su yok. Yol yok. Dün mesela arkadaşlar arabamızda burada yağmur yayınca hatta kaldık. Bayağı bir kaldık, bekledik toprağın çekmesini. Çamur arkadaşlar. Aşağı inerken araba kayarak indi, bir ufak tehlikeler geçirdik. Sallayı gitti arkadaşlar, inan. Şöyle olur, taş döşerlerse elektrik su dediğin gibi gelir, belki yollar yapılır inşallah. Çamaşırı neyle yuyacak Ali? Ya. Ondan sonra ışık olmayınca söyleme sayıp çamaşır yunmaz. Bakalım bu kışta inşallah şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bu kışta Çorum'un Toki'deyiz. Gülcan inşallah gelin olduğu zaman orada arkadaşlar, bura merkezi sistem olduğu için bu orada en azından 1,5'tan aşağı yakıt yanmıyor. Onun için burada o şekilde yanıyor, bu şekilde inşallah bu yıl kışı burada çıkaracağız. Yine giderik. Yavrumuz orada, yavrular orada biliyorsunuz. Rahmetlik gene yavrum orada, illa ki Ankara'yı gene bırakmam arkadaşlar. Gider gelirim, ayda da bir olsa 15 gün bugün de bir olsa gelip giderim Ali. Tamam, gideriz. Şimdiden anlaşak.
çocuklarım var. Anasına gerek yok. Zaten gidip gelin. Torunlarım var. Zaten arkadaşlar işin yüzünden gerçekten çok özledim torunlarımı da. Biraz inşaata daldık. Yani unutmadık ama arkadaşlar. Şey yaptım. Onlara güzel bir zemin hazırlamaya uğraşıyoruz. İnşallah çocuklar. İnşallah. Özledim, yalan söylemeyeyim, hepsini de özledim. Yine Kulcan'ın nikahta, Linayna Minay'ı, Alim'i, Kaan'ımı, Ertuğrul'umu, toprağımı, ondan sonra Poyraz'ımı, ömrümü, Esilam'ı arkadaşlar. Gerçekten o kadar özledim ki. Onun için bir fırsat olmadı arkadaşlar. Şöyle bir gün dostum dedim, getireyim deyin. Telefon şey yaptım arkadaşlar ama telefondan şey yapıyorum da. İki severdir göremiyorum arkadaşlar. Onun için özledik. Yalan mı söyleyelim yani. Hepsinde birinde yani. Böyle arkadaşlar işte. Dünya böyle canlar. Kendimizi bir işe kaptırdığımız zaman bir de biliyorsunuz önünden gelen de yok. Dün arkadaşlar buranın Tuvan mıydı Ali? Ne oluyor onun adı? Sen geçsene canım. Yani bir soğuktu arkadaşlar. Soğuk derken çok toz, toprak her tarafı. Bundan şey, sonra Hatice Hanım işte artık camlarımız takıldı. Sıva işini ağır ağır sıva yapar. Sıva işimizi yavaş yavaş dikkat ederseniz. İçerine güzel baktım. Fazla da acele etmeyiniz. Biraz sıcak oldu şimdi. Şimdi iyi oldu arkadaşlar. Bir atlar da var şöyle. En azından sinek, böcük, börtük vallahi iyi. Allah arkadaşlar olmayana kurban olduğum Rabbim canı gönülden inşallah daha iyisi sizlerin olsun. Ondan sonra olmayan arkadaşlarımıza diyorum ya. Daha iyisi sizler olsun canlar. Ne olacak Ala şimdi? Şimdi şunların altına azıcık bir bugün masraf betonu yarın atalım. Bugün atmayalım. Bugün yoruldum biraz. Şey yap. Dışarıda az bir harç yapayım. Şu yarım kalan duvarımızı hava serinken, oranın şeyini yapmayalım. Bence oraların altına idek böcük bulduk. De oldu. Kendin bilirsin. Camlarımız takıldı. Artık bundan sonra güzelleştirme dersindeyiz. Çatıyı da Allah'ın izniyle böyle çatıyı da halletti. Bir pervanesi kaldı arkadaşlar şöyle. Tahtası kaldı. Bir boruları var Ali şuranın. Çatının diyor maham bir borularıyla bir tahtası kaldı pervaneleri. Aa bacanın üstleri yapılmadı Ali. Bacanın hava yine kutuluyor arkadaşlar, yağmur havası var. Ali bir kova şey yaptı. Bugün dedi biraz daha şöyle az bir suayım dedi arkadaşlar. Baktık saat daha şu an 4. Eve gidip de ne yapalım, biraz çalışmanın zamanı Ali yine. Hava serinken dedim çalışalım. Aynen öyle oldu. İyi oldu ama. Camlarımız geldi arkadaşlar, dağıldı. Allah'a şükürler olsun. Yani başımızı şöyle bir yağmurda ıslanmayacak yerimiz oldu arkadaşlar. Allah daha iyisini sizlere versin inşallah Rabbim. Canı gönülden daha iyileri sizlerin olsun arkadaşlar. File istiyor mu başka? File değil mi? Ne? Hele bir sıva da veririm, bir dur daha yeni çıktım. Arkadaşlar bazen biyo keseri gittim, biyo vileyi ve bir onu ver derken bazen ben de yoruluyorum, bazen bağırıyorum yani. Bağırmıyorum desem yalan. Çünkü gel git bir şey istiyor, ya çivi istiyor, ya bir şey istiyor. Çünkü oradan in çık, o da haklı. Kim verecek? Hatice'den başka mecbur. Bazen el ele derler ya arkadaşlar. O misal bizde öyle. Bazen bağırışma oluyor, olmuyor desek yalan. O cazda olacak arkadaşlar. Her evde olan bir şey olmuyor diyen yalan arkadaşlar. Ben inanmıyorum. O da tuzu biberi. Ne yapak? Biber bile ağzımızı yakıyor. Güzel oluyor ama Ali. Üstüne de mineralını vurduğun zaman. Altının şeylerini de unutma, şafakların. Şu şeyin şafakların diyeyim. Ama yağmur yine, kurban olayım. Dün arkadaşlar, inan şurada bayağı bir adamlar gitti. Biz burada bayağı bir şey yaptık. Ondan sonra zorlarken Allah'tan yol elimize aldık da gittik. Bir de bir saatte yolda trafikte derken
Olacak arada o kadar Ali. Şöyle arkadaşlar. Bugün yine ama havası gerçekten arkadaşlar. Havası güzel. Derler ya havası mis gibi esiyor. O kadar dolacak toz toprak. Arada şey çok oluyor böyle. Dilimin ucunda neydi? Getiremedim. O oluyor ama yağmur berkiştirdi Ali'ye. İyi oldu. Ötekini koymamışsın şu oraya. Ötekini koymamışsın eşyanı. Yaptığın eşya üstüne koymamışsın. Çekiyorsun herhalde. Aşağıya da zaten yarışıyorsun. Aşağıyı tutturdun mu? Orada çividen tutturuyor mu gene? Yok. Arkadaşlar kurudun mu da gerçekten yaptıkça güzelleşiyor, iyi oluyor. Şimdiki el hoşça kalın canlar.